Şimdi bu eski dostlar yeni düşmanlar tartıştıkça, mesajlar, tweetler, videolar yayınladıkça yepyeni şeyler ortaya çıkıyor. Geçmişe dönük, üzeri örtülü kalmış bir sürü şeyi de öğrenme fırsatı buluyoruz. Hani hep o benzetme yapılıyor ya, lağım patladı, kanalizasyon patladı diye. Patlayınca ne olur kanalizasyon? Ortalığa bir sürü pislik ve bir sürü koku yayılır. Şimdi bakın, bu ifşaat sırasında ta 2015 yılına dönük yeni bir olayın daha perde arkası aydınlandı. 7 Eylül 2015 hatırlar mısınız? Hürriyet gazetesinin İstanbul'da Bağcılar'daki binası, Doğan Medya Center'dı o zamanki adı. O binaya yönelik bir saldırı vardı. Adalet ve Kalkınma Partili gençlik kolları ya da işte bir grup gösterici kamyonlarla geldiler. Taşlı sopalı bir saldırı gerçekleştiler ve binanın camını, çerçevesini yıktılar. Ve hatta içeriye de girme teşebbüsünde bulundular. Hatırlarsınız o günü. Şimdi Sedat Peker bugünkü yayınladığı 6. videoda o olaya ilişkin de bir takım yeni bilgiler veriyor. Ve diyor ki, bu saldırıyı bir AKP'li vekilin isteğiyle kendi adamlarına yaptırdığını öne sürüyor. O dönem Hürriyet gazetesine yönelik saldırıyı organize ettiği iddiası bir süre basında dile getirilen Adalet ve Kalkınma Partili Abdurrahim Boynukalın. Ki bu Boynukalın'ı hatırlayacaksınız, bu olaydan sonra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı makamına gelmişti. Oradan da şimdi Londra'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde bir görevi var bu Boynukalın'ın. O Boynukalın da Peker'in iddiası sonrası açıklamalarda bulundu. İtiraflarına devam eden Sedat Peker, Hürriyet gazetesine 2015'te yapılan saldırıyı üstlendi. Bunlar diyorlar ki, ya kardeşim diyorlar, suç örgütü liderinin sözüyle bu adam hüküm giymiş. İnanılır mı? Lan cami hocasının dediğine mi inanacaksın? Ona bu işler pis iş. Pis işleri kim bilir, pislikler de. YouTube'da 6. videosunu yayınlayan organize suç örgütü lideri Peker, 2015'te o dönem Doğan grubuna bağlı olan Hürriyet gazetesine yönelik yapılan saldırıyı kendi adamlarının gerçekleştirdiğini söyledi. Azmettiren'in ise bir AKP'li vekil olduğunu iddia etti. Hürriyet gazetesindekilerden Pamuk Ören'in ekibi, dinliyor musunuz? Şatafatlı gazeteciler, ünvanlı gazeteciler, sizin gazetenizi ben bastırdım. Evet. Bak, suç ikrarı yapıyorum, gördün mü? Bastırmadan önce gelen milletvekilinin telefon sinyallerine de ismini söylemeyeyim, ayıp olur. Bakabilirsiniz. Bizim gençlik kollarından bir takım arkadaşlar gidecek. İşte ama onlar profesyonel değil. Sen böyle arka... Tamam dedim. Ben gönderdim. Peker saldırı sonrasında Aydın Doğan'ın Doğan Medya'yı Demirören ailesine satmak zorunda kaldığını belirtti. Aydın Doğan yaşlı adam. Bir taraftan ölüm korkusu sardı, bir taraftan devam eden mahkemeler. Ben ölürüm, çocuklarıma dert kalmasın. Hop! Lan senin oturduğun koltukta benim emeğim var ulan. Ben pisliksiz temizlik he. Namussuzsunuz ulan. Pamuk Ören, seni elime aldım. Sedat Peker'in bu iddiasına yanıt, 2015 yılında Hürriyet gazetesine yönelik saldırıyı organize ettiği iddia edilen ve gazeteye saldıran grubun içinde yer alan dönemin AKP milletvekili Abdurrahim Boynukalın'dan geldi. Biz 8 Haziran'dan itibaren ülkedeki seçim atmosferinden sonra barıştan başka hiçbir şey istemedik. Boynukalın Twitter'dan yaptığı açıklamada, açıkçası çok rahatladım. Yıllardır üzerimize yapışan cam, kamera, turnike kırma gibi kriminal meselelerin bizimle alakası olmadığı açıkça ifade edilmiş dedi. Her şey bunların karşısında, her yapılan şey saray gladyosu tarafından yapılıyor diyorlar. Boynukalın ayrıca Sedat Peker'le görüntülü ya da sesli hiçbir telefon görüşmesinin olmadığını savundu. Boynukalın, Peker'in söz ettiği AKP'linin kendisi olmadığını öne sürdü. Ama Peker'in yayınlayacağı bir sonraki videoda o ismi açıklayıp açıklamayacağı da merak konusu oldu. Bunlar diyorlar ki, ya kardeşim diyorlar, suç örgütü liderinin sözüyle bu adam hüküm giymiş. İnanılır mı? Lan cami hocasının dediğine mi inanacaksın? Ona bu işler pis iş. Pis işleri kim bilir, pislikler de.